Pınar Hanım'ın dikkat çektiği Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması acaba kaç kişi tarafından müjde olarak görüldü? 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Ne yapacağız? Evde oturacağız kızım. Ne yapabiliriz ki? Ne? Tatil yok mu? Yok, tatil yok. Bak kıymayı da zor bela aldım zaten. Tabii ki isterim. Köyüme gitmek, memleketime gitmek isterim. Siirtliyim. Ne kadardır gitmediniz? 10 sene oldu aşağı. Bütçe yüzünden mi gittiniz? Herhalde öyle kızım. O kadar her şey pahalı ki ne? Şu kıyma bile bana 340 liraya geldi. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzadı ama tatil bir yana 10 yıldır gidemediği memleketine bu sene de gidemeyecek dar gelirli. 4 günlük bayram tatilinin uzatıldığını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bütçe ayırabilene 9 gün tatil fırsatı doğdu. Bu ekonomide tatil planı yapmak çok zor. O yüzden aklımdan bile geçmiyor maalesef. İster miydiniz? Kim istemez? En ucuz tatili eğer 4 yıldız otelde kalırsa ödeyeceği rakam yine 15 bin lira civarında olacaktır 2 kişilik bir ailenin. 3 gece 4 gün her şey dahil 4 yıldız bir otelden bahsediyoruz. Benim istediğim tatil 20 bin civarı. Bir de orada yeme içmesi var, gezmesi var. O yüzden mümkün değil yani. Sanatçılı ve sanatçısız oteller diye ayırıyoruz. Sanatçısız standart 5 yıldız deniz kenarında bir otelde 3 gece kalmak istiyorsa bir aile her şey dahil 4 kişilik aile için 50 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda. Ulaşım hariç. Ulaşım hariç 4 kişilik bir aile için 50 bin liradan başlıyor 5 yıldızlı otelde 3 gece 4 günlük bir tatil. Daha az yıldızlı otelde ya da pansiyonda yine gecelik en az 5 bin liraya geliyor. Yurt dışında tatile bütçesi yetenler içinse bu kez vize sorunu var. Vize sorunumuz var. Uçakların parasını çoktan ödemiştik. Bu yüzden maliyetin altına satış başladı yurt dışında bayram dönemi için. Vizesi olanlar veya yeşil pasaportu olanlar bu rakamları değerlendirebilirler. Bayram tatili uzayınca yurt dışı seyahati için ideal bir süreye dönüştü ama yaşanan vize sıkıntısı nedeniyle Avrupa seyahati şimdilik riske girdi. Ancak vizesiz Afrika ülkeleri var ve bazı uzak doğu ülkeleri. Yine uzaklarda bir seyahat isteyenler için Güney Amerika'da seçenekler arasında. Fas, Tunus veyahut da Lübnan gibi yerlere 3 gece 4 gün 499 Euro'dan başlayan turlar var. Bir seçenek de memleket ama orada da akaryakıt ve bilet fiyatları zorluyor. Sivas'a gideceğim, bir hafta kaçacağım. Araçla gideceğim için gidişim gelişim hem şu anda 7 bin 8000'i buluyor. Artı oradaki masrafım 15 bin yani. Çok yüksek. Artık kola kola kimse memleketine gidemeyecek. Yani artık köylü köyüne gidemeyecek diye görüyorum.